En sağlıklısı tabii. Yani Kaysa hiç iyi olmazdı bu arada ellerinde kompozisyona. Çünkü evet ellerinde kitle kontrolü var ama takım olarak rakibin içine girmek isteyen bir kompozisyon değil aslında T1 tarafı. Yani Jayce ve Ryze'le siz rakibin kendinize gelmesini isterseniz MF de onu karşılayan bir şampiyon. Şu anda T1'ın taktiği aslında çok belli, stratejisi çok belli. Rakibin kendi üzerine gelmesine izin verecek. Geldikten sonra dağıtacak ya da gelirken dağıtacak. Pop, zaten bu arada çok da iyi yaptılar bu. Hani özellikle Poppy'nin kullanımını LeBlanc'a karşı. Dammon bir tane soru işareti var bu arada bence. T1'ın draftıyla alakalı. Bence gayet iyi bir draftları var. Bir tane soru işareti var. Karşısındaki herkese belki de en rahat ettiği şampiyonları verdiler. Evet. Şunu da söylemek lazım. Kaan kendi standartlarının da neredeyse 1.5-2 evet. katı kadar iyi bir turnuva geçiriyor. Hemen birkaç tane sayı söyleyelim onun hakkında. Tek Pentas'ı zaten turnuvanın onu söylemiştik. 8 tane solo kill'i var. Turnuvanın en üst sırasında şu anda şu ana kadar. Öte yandan 645 DPM yapmış. Turnuvada ortalama dakika başına hasardan bahsediyorum. Ve turnuvanın en yüksek değeri. Kanayı kule altına kadar etmiş. Kaan ama ışınlan geliyor arkaya. Çok erken henüz 4. dakika. Kaan bakalım buradan çıkabilecek mi? Faker geldi. Rune hapsi kullanılıyor. Kaan hayatta kalmaya çalışıyor. Zor işi ama Kaan'a da bayağı bir hasar aldı yine de. Faker çok erken bu ışınlanın ödülünü ilk Kaan'la beraber alıyor. Orta koridorda bu arada Faker'ın ziyaretinin milyon. Ardından 5 milyon gibi bir fark var. Bu arada şimdi Kerry'den ufak kılıcı geldi. Ghost yakalanmış durumda yalnız. Uğursuz ilerdi işte Beryl burada Kerry'yi yakalayacak. Kerry'nin düştüğünü görebiliriz. Sıçra atması gerekecek mi acaba? Bu arada sıçrayı şimdi atıyor. Nişancılar birebir kaldı. Onur geliyor. Onur'u gördüler Kenyon yalnız bir karşı baskın peşinde. Onur oranın temiz olduğunu düşünüyor ama tuzağa düşen kendisi olacak muhtemelen. Beryl buradan düşmeden kurtuluyor. Onur içeri doğru girdi. En azından Maokai skorunu alayım derken genç oyuncu felaketiyle karşılaşıyor. Diğer tarafta da Showmaker Carrier skorunu almayı başardı. Kaan az önce kullanmadı. Sıçrayı şimdi attı ama Faker'da da var ondan. Son vuruş Kanada'dan geliyor. Durumu 2-2'ye getirdi belki burada Güzel. T1 ama... Şimdi T1 oyunculara yaklaştı. Gumayushi'nin mermi manyağı olduğunu hatırlatmak lazım. Aynı şekilde son perde de inebilir Ghost tarafından. Ghost biraz yalnız kaldı. Kanada yalnız kaldı. Kanada aynı şekilde yalnız kalanlardan bir başkası. Onur içeride. Yeniden alamete döndüler. 1600 can ve Onur şimdi ulti kullandı ama Kenyon'u bulamadı. Şimdi son perde açılıyor. Güzel bir Maokai ultisinin arkasından. Faker mermileri tanklamaya devam ediyor ama... Dammonkey'e çoktan istediğini aldı çıktı oradan. Özellikle karşılarında erken onun çok da güçlü olmayan bir Poppy varken... Fakat ona hiç odaklanmadı. Bir kule altı denemesi ya. Gelecek bu arada. Gumayushi'nin başı dertte olabilir. Kenyon da geldi buraya. Yalnız Kerry'e yetişti. Henüz altıncı seviye bu. Değil. Beryl içeri doğru girdi. Gumayushi'nin alınmasına ön ayak oldu. Daha da fazla hasar yemeden çıktı. Kenyon biraz can kaybetti ama yeniden içeri giriyor. Ghost son vuruşu gerçekleştirecek. Bir de sıçra attı Kerry'e orada. Alt tarafta açılan bu arada alamet. Ne demiştik? Takım savaşı kazanıldıktan sonra bunun kullanılması iyi olur demiştik. Dammonkey takım savaşı değil ama müthiş bir çatışma sonucu ilk kuleyi aldı. Ama bayağı bir solo queue oynuyor Avrupa'da. İzliyoruz maçlarını. Tabii ki ama yine de yani... Ne yapacak yani scrim yok bir şey yok yani. Sıkıntıdan patlar insan. Muhtemelen scrimlerde oynuyordur bazılarında ama sanmıyorum ki... T1 Edge'leri bıraktı istediğini verdi mi acaba yalnız? Şimdi mermi manyağıyla beraber buradaki kulenin düşmesi engellenecek yalnız önemli bir bekleme süresi de... Sadece alameti almak için kullanıldı. Bakalım takım savaşında bunun etkisini göreceğiz mi? Kana bu arada şok patlamalarında karavana atmamaya devam ediyor. Showmaker arkaya saklı yalnız. Jayce'i tuttu. Beryl da Jayce'in üzerine doğru gidiyor. Son perde de açık. Kana 3 tane şok patlaması attı ama sadece o kadar hemen yakalanıyor. Ve Dammonkey oyundaki ikinci ejderini önce üst koridora elimine ederek alıyor. İşte LeBlanc. Gumayushi'nin pozisyonu belirleyici olacak. Kana benzer bir noktada bir kez daha yakalandı. Bir kez daha düştü. Ejder öncesi Kana'nın yakalanması. Bir geleneğe mi dönüşecek? Kerry'e de bu arada çok iyi pozisyonda değil. Sıçrayı da kullandı ama arkaya sarkıyor son perde mermileri. Bir de orada rakibinin kucağına geri gitti. Sıçrayı niye kullandı acaba Baron... oraya çıkacaktıysa? Baron tutması çok kolay değil. Bakalım Baron devam ediyor bu arada. Mermi manyağı kullanılabilir. Onur arka tarafta. Showmaker ona doğru gitti. Duvara vuruldu zincir yalnız. Tuttu. Şimdi sersemledi bu arada Onur. Zincir bir kez daha tutuyor ve Onur da düştü. Yani çok erken dakikalar olmasına rağmen bak çok güçlü ama Baron düşmese Kenyon'u alır mıydı? Onun cevabı da hayır. Zaten şu andan itibaren eksik de kalmayacak o 200-300. Çok ciddi kıvama da geldi Showmaker. Yani... T1 serinin ilk karşılaşmasında sırtlarını duvara dayadılar. Ama Dammonkey rakibinin hayatta kalmasına müsaade etmeye niyetli gözükmüyor. Faker tabii cosplay'i. Bu tatsız durumdan çıkartabileceği maksimum kaynağı çıkartmaya çalışıyor ama Kerry'i bir kez daha mı kaybedecekler? Hayır. Son perde Kana ve Onur arasında paylaşılıyor. Gumayushi yalnız kaldı bütün bunlar olurken. Onur da tanklayayım derken 1/3 canı düştü. Faker bir kuleyle cevap verdi ama karşısında iki inhibitör birden kaybedecek burada T1. Tabii bu pozisyonda daha iyisini alabilirler miydi? Cevap koca bir hayır muhtemelen. İşte problem burada birazcık LeBlanc Ryze eşleşmesinde ortaya çıkıyor. Kana tabii çok gerilere çekildi ve Maokai'den gelen ulti müthiş bir alan kapatıyor. İki kişi de yakalandı bu arada. Kerry'nin düştüğünü görebiliriz. Mermi manyağı savunma amaçlı kullanıldı. Kenyon bu arada duvara vurulamadı. Sağlam duruş bir kez daha sonuç vermiyor.
Bir kez daha Faker'ı yerine sabitlediler. Guma Yushi'ye ne oldu? Guma Yushi'nin başına Showmaker geldi. 3-0-6'lık bir LeBlanc performansı. 3-0-7 yapalım onu. Öte yandan alt koridorda Ghost'un 4-0-9'u. Danwonkia'nın normalde orada olduğunu bile unuttu alt koridoru. Bu maç özelinde arka cebinden çıkarıp maçı kazanan faktör olarak ortaya koyması. Yani genel olarak aslında Damwon'un kompozisyonunun yapabileceklerinden, özellikle işte Jhin'in onlar için ne kadar konforlu olduğundan ve MF'e karşı avantajlarından söz etmiştik. Onu gerçekten çok iyi kullandı bu sefer. Oyunu odağını biraz alt koridora çevirdi aslında. Damwon'un bunu çok yaptığını aşina olmayız ama Ghost da gerçekten çok iyi bir maç oynadı.